Herkese merhaba. Tonguç Hocam'la elektriklenme çeşitlerini anlatacağız Tonguç evladım. Elektrikleniyor musun bazen böyle elektrik çarpıyor mu? Elektrik alabiliyor musun evladım insanlardan? Kimseden alamıyorum hocam elektrik. Kimse Kimden olarak... elektrik alıyorsun? Hocam elektrik aldıklarım bana elektrik vermez. Benim elektrik verdiklerim benden elektrik evet. almaz. Elektriklenme çeşitlerinden sürtünme ile elektriklenme biliyor musun Tonguç evladım? Biliyorum hocam. Yani böyle böyle yapıyorsun. Otobüslerde böyle yaşanıyor evet. Hayır saçma. Böyle böyle yapıyorsun Tonguç. Ondan sonra bir bakıyorsun bu kağıt böyle hop böyle oynamış. Allah Allah oynamıyor. <laughs> Allah Allah, rezil olduk ya Allah Allah. Neyse bak bir tane yapayım. Böyle böyle bi, 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 yaptım yaptım. Böyle bakalım. Bak bak kalkıyor görüyor musun? Kağıdın kalkıyor. Tabii kimse görmüyor. <laughs> sürtünme elektriklenme budur evladım. Dokunma elektriklenme dokunarak elektrikleniyoruz. Etkiyle ise yaklaştırma ile elektriklenme Tonguç. Şimdi bunu anlatacağım sana. Nasıl olduğunu bir bakalım. Sürtünme elektriklenme başlayalım. Bak Tonguç'um camı e, ipe sürtersek. Şimdi bunların ikisi de. E, yalıtkan maddeler. Cam da ipek de yalıtkan maddeler. İki yalıtkan maddeyi birbirine sürttüğümüz zaman enteresan bir şekilde Tonguç. E, camın içindeki elektronlar bak eksi yükler yani elektronlar e, camdan ipeğe geçiyor. İpeğe geçtikten sonra ipek diye bir arkadaşın var mı lazım? Var hocam. harika Cam, Cam can diye bir arkadaşım var. Cam diyor o. Can. can pardon. Camla ipek e, böyle birbirlerine sürttükten sonra buradan camdan Elektronlar ipeğe geçiyor ve ipek eksi yüklerle yükleniyor. Çünkü bak ne geçti? Eksi yükler geçti. Dolayısıyla ipek eksi yükle yüklendi. Cam da artı yükle yüklendi Tonguç evladım. Neden artı yükle yüklendi biliyor musun? Eksileri gidince ne yazık ki zavallı artı kaldı. Kıyamam. Çünkü normalde her cisim nötrdür Tonguç. Nötr ne demek biliyor musun? Artılar eksilerle birbirle eşit demek. Dolayısıyla sen buradaki eksileri buraya verirsen burası eksi oldu. Şimdi o zaman ne oluyormuş? Bak dikkat et elektron alışverişi oluyormuş sürtünme elektriklenmede ve en az biri ne olmak zorunda maddelerden yalıtkan olmak zorunda iletken madde olmak yalıtkan olmadı. ne demek hocam iletken ne demek e yalıtkan demek elektriği geçirmeyen iletken de elektriği geçiren bak şeye bakalım ebonit çubuk yani aslında plastik diye şey senin ebonit çubukla yünü birbirine sürttüğümüz zaman bu sefer yünden bu tarafa bak yünden ebonite eksi yükler geçiyor Eksi yükler buradan buraya geçince ebonit çubuk eksi yükle yüklenmiş oluyor. E, yün de artı yükle yüklenmiş oluyor. Sana şimdi bir örnek vereceğim. Bu çünkü çok cam ipek ve ebonit yün çok özel örneklerdir. Eboniti marketlerde bulabilir miyiz? Bunu mi? şöyle ezberleyebilsin. İpeksi bak ipeksi ipek eksi yükle yükleniyor. İpeksi yünde de ebonitte de ebonitte de yazarken ne yazıyoruz? Bak e ile yazıyoruz. Eksi bonit. Ebonit. Ha, yani evet. E ile başladığı için o da eksi yüklü. Eksi. O zaman ipek ve ebonit eksi yüklü. Onu unutmayacağız. Dokunma ile ise bak şöyle düşüneceğiz. Eksi yüklü bir cisim, nötr bir cisme dokundurulunca Tonguç eksi yüklü cisimden nötr bir cisime elektron alışverişi oluyor. Elektron alışverişi. Yine her zaman elektron alışverişi. Zaten elektriklenme demek elektron alışverişi demek Tomuçcuğum. O zaman buradan buraya elektron geçti mi? Geçti hocam. Dolayısıyla bak ikisi de eksi yükle yüklendi bu sabah. Ama bak bunun kaç tane elektron vardı? Altı tane. Bunda hiç yoktu. Nötr'dü. Nötr demek aslında hiç yok demek değil. E, artılar eksiler eşit demek. Eşit Ama nötr burada oldu. altı tane eksi fazlaydı. Bu altı tane fazlalık ikisinde de bölüştürüldü. Üç üç ay ayrıldı. Sonuçta iki cismin Aynı yükle yüklendiğini söyleyebilir miyiz Tonguç? O zaman bu yüksüz cismi ne yaptık? Yüklü hale getirmiş olduk. Dokunma ile elektriklenme yapmış olduk. Burada birkaç, birkaç tane ayrıntı var. Artı yüklü cismi e, nötr cisme dokundurunca ise herkes şöyle diyor. Artılar bu tarafa geçer fazladır. Hayır. Hiçbir zaman artılar hareket etmez ki. Eksiler buradan buraya geçiyor. Eksiler buradan buraya geçince bunun artı yükleri azalıyor. Çünkü eksiler buraya geçti. Burada da eksiler gittiği için bu da artı yükle yüklenmiş oluyor. Böyle bir garip şey var. Eksileri azaldığından dolayı artı yükle yüklenmiş. Bu da eksiler buraya geldiği için artıları nötrlemiş oldu evladım. Şimdi son yük miktarı cismin e, şöyle diyoruz e, başlangıç büyüklüğüne bağlıdır Tonguç. Şimdi son yük miktarı cisim ne kadar büyükse ona göre dağılır cismin yarı çap büyüklüğüne bağlıdır diyebiliriz Tonguç'um. Ve buna biz kapasite diyoruz Tonguç. Yani cismin kapasitesi ne kadar büyükle, büyüklüğüyle daha doğrusu yüzey büyüklüğüyle doğru orantılıdır Tonguç. Yüzey büyüklüğü ne kadar fazlaysa o da yarı çapı ne kadar fazlaysa o kadar fazladır. Kapasitesi o kadar fazla oluyor. Yarı çapla kapasiteleri doğru orantılıdır. Mesela sana bir soru şöyle bir kürenin mi e, kapasitesi daha fazladır? Yoksa şöyle bir kürenin mi yarı, kapasitesi daha fazladır? Sağdakinin hocam. Sağdakinin daha fazla? Çünkü sağdaki daha fazla yarı çapa sahiptir diyebilirsin değil mi Tonguç? Mesela bu e, 10 kadar yük taşırsa bu da 20 kadar yük taşıyabilirsin. Çünkü yarı çapa iki katı görebiliyorsun. Mantıklı yani. hocam. Süper zeki bir öğrencisin. <laughs> Elek etkiyle elektriklenme de şunu bilmemiz gerekiyor. Artı, yani K ve nötr cisimler. Artı yüklü cismi bunlara yaklaştırınca Tonguç. Kale yüklü, e, kale yüklü cisimlerin sol tarafında eksiler birikir, sağ tarafında ise artılar birikir Tonguç. Neden biliyor musun? Artılar eksileri sever. O zaman eksiler hobarak buradan buraya geliyorlar. Anlaştık mı Tonguç'um? Anlaştık Bu taraftan bu tarafa doğru eksi yükler geliyor ve eksiler bu tarafta dizildi. Artlarda bu tarafta kaldı ne yazık ki. Çünkü eksiler buraya gelince bunlar da yalnız başlarına kaldı. Yazık zavallılar. Ve bunları birbirinden ayırırsak ne olur biliyor musun aynı anda? Bu cisim artı yükle yüklenir. Bu cisim de eksi yükle yüklenir. Öyle değil mi evladım? Aynen. İşte etkiyle elektriklenme yaptık. Sonuçta bak yüksüz bir cismi yüklü hale getirdik. Bak son yük yarı çapa bağlı değil Tonguç. Yani bu ne kadar büyük olsa bu Dokunma ile elektriklenme de yarı çap önemli Tonguç'cum. Unutmayalım. Cisimler... Ee, nasıl yükleniyor dikkat ediyorsan zıt yükle yükleniyor. Bak dokunma elektriklenmede kesinlikle aynı yükle yükleniyor. Burada zıt yükle yükleniyor diyebiliyoruz hemen. Topraklamaya bakarsaksa topraklama çok önemli. Topraklama aslında çok basit. Nötrleştirme demek. Nötrleştirme demek yüklü bir cismi nötr yapıyorsun. Mesela bak bu artı yüklü küreyi toprağa bağlasak ne olur biliyor musun? Yerden eksiler gelir. Aa. Eksiler gelerek bu cismi ne hale getirir biliyor musun? Rezil bir hale. Hayır. Nötr hale getirir. Ha, artı eksi eşit olunca nötr oluyor. Ha, yüklü cismin nötr hale gelmesine biz topraklama diyoruz. Peki aynı şekilde eksi yüklü cismi toprağa bağlı oluyor olabiliyor musun? Bu sefer eksiler aşağı doğru gider. Her zaman eksiler hareket eder. Sakın artılar hareket eder deme sakın ha. Burada eksiler aşağı gidince ne olacak? Bu cisim Yine nötr hale gelecek. Çünkü fazlalık olan eksileri attık. Anlaştık mı Tonguç'um? Anlaştık hocam. Toprak kıvamını nerede kullanabiliyor musun? Bahçelerde. Camilerin üstünde paratoner denilen Aa, bir şey var. Diyorsun, değil yıldırım mi? çarparsa. Yani yıldırım çarpmasın diye toprağa bağlılar ki o paratonerle e, bir şey olmasın. O zaman ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder evladım. Oo bir dakika bunu göstermeden önce sana heh, onu da ver bakalım evladım. konuda video bombardımanız devam ediyor oh, evladım. Oh, oh. Süper zekisin. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada evladım.